Hadi gelin biraz DNA'nın klonlanması hakkında konuşalım. Konuşalım mı? Konuşalım. DNA klonlanması, DNA parçalarından özdeş kopyalar yapmak demektir. Bu parça genellikle işimize yarayan şeyler yapan bir parçadır. Mesela protein kodlayan bir gen gibi. Klonlama terimini Star Wars'taki yani Yıldız Savaşları'ndaki klon savaşlarından ya da Koyun Dolly'den duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz klonlama da ona benziyor işte. Eğer bir hayvanı veya koyun gibi bir organizmayı klonlayacaksak, esas hayvanla tıp atıp aynı genetik koda sahip bir hayvan ortaya çıkar, değil mi? Fakat biz burada klonlama ve DNA'nın klonlanması hakkında konuşurken biraz daha basit şeylerden bahsediyoruz. Basit ama yine de büyüleyici. Peki bu DNA klonlanması nasıl oluyor? Şuraya bir DNA ipliği çizelim. Burada düz bir çizgiymiş gibi resmettim fakat bu aslında çift sarmallı bir yapı. O yüzden aslında çift sarmallı olarak çizsem daha iyi olacak galiba. Evet, işte böyle. Bu çift sarmallı bir DNA. Ve DNA'nın bu kısmında klonlamak istediğimiz bir gen olduğunu varsayalım. Buradaki genin kopyalarını yapmak istiyoruz. Klonlanacak gen diye yazıyorum. Yapmamız gereken ilk şey bir şekilde bu geni buradan kesip çıkarmak. Bunu restriksiyon enzimlerini kullanarak gerçekleştireceğiz. Restriksiyon enzimlerinin birçok çeşidi vardır ve bence bu oldukça büyüleyici bir durum. İnsanlık olarak artık bu enzimleri bulup tanımlayabildiğimiz ve DNA'nın belirli bir bölgesini kesmek için hangi enzimi kullanacağımızı ayırt edebildiğimiz bir noktadayız. Bu enzimler belirli gen dizilimlerini tanıyabiliyorlar. Bu sayede de belirli bir DNA bölgesini kesmek için hangi restriksiyon enziminin kullanılması gerektiğini çözebiliyoruz. Evet, çeşitli durumlarda çeşitli restriksiyon enzimlerini kullanıyoruz. Bir tanesini şöyle çizelim. Restriksiyon enzimi tam olarak bu noktada gene tutunacak ve buradaki gen dizilimini tespit edip geni olması gerektiği yerden kesecek. Ayrıca bir de kesmek istediğimiz kısmın diğer tarafındaki gen dizilimini tespit eden başka bir restriksiyon enzimi kullanalım. Bunlar buradaki iki şey, restriksiyon enzimleri işte. Restriksiyon enzimleri sayesinde buradaki geni elde etmiş oluyoruz. Her iki taraftan da birer parça kalmış olabilir ama temel olarak geni kesip çıkarmış olduk. Geni kesip çıkarmak için restriksiyon enzimlerini kullandık ve şimdi de yapmak istediğimiz şey, bu geni plazmid adı verilen bir şeyin üstüne yapıştırmak olacak. Plazmid, kromozomların dışarısında bulunan ve organizmanın genetik yapısıyla beraber kendine eşleyebilen bir genetik materyaldir. Hatta organizmadaki gen ifadesi gibi, kendini ifade bile edebilir. Evet, devam edelim. Yeni kestik. Kes yazalım. Şimdi de bunu plazmide yapıştırmak istiyoruz. Yapıştır yazalım. Plazmitler çember şeklindeki DNA parçalarıdır diyebiliriz. Bu genin plazmide sığabilmesi için çoğu zaman burada veya burada çıkıntılar olur yerleştirdiğimiz plazmidin bas çiftleri olabilir ve bunlar bu çıkıntıları tamamlayabilir. Böylece plazmidin ve gen parçasının birbiriyle iletişime girmesi daha kolay olur. Şu anda plazmidi yerleştiriyoruz. Ve bu muhteşem bir şey çünkü DNA bizim kendi ellerimizle oynayıp değiştirebileceğimiz bir şey değil. Fakat restriksiyon enzimleri sayesinde bunu yapabiliyoruz. Restriksiyon enzimleri bu gen parçasını tam olarak doğru şekilde kesiyor. Bu parçalar plazmidin uçlarındaki dizilime mükemmel bir şekilde uyuyor ve tepkime gerçekleşiyor. Ayrıca buradaki bağlantı noktalarını birleştirmek için DNA ligaz da kullanılıyor. Hücre bölünmesi hakkında konuşurken DNA ligazdan bahsetmiştik. Bunlar DNA ligaz. Hemen not alalım ve dediğimiz gibi yapıştır kısmında görev alıyorlar. Şimdi elimizde bu plazmid var ve bunu bir organizmaya yerleştirmek istiyoruz. Bu organizma da plazmidin kopyalarını bizim için üretebilir. Bu durumda çoğunlukla kullanılan organizma türü bakterilerdir ve bu bakteri genellikle E. coli bakterisi olur. Şimdi nasıl oluyor onu bir anlatalım. Şurada küçük bir tüp olduğunu düşünün. Tüpün içinde de E. coli bakterileri olan bir çözelti var. Bunları aslında çıplak gözle göremeyiz ama bu çözeltide E. coli olduğunu biliyoruz diyelim, tamam mı? Sonra da gözle görülmesi çok daha zor olan plazmidleri bu çözeltinin içine koyalım. Bir şekilde bu E. coli bakterilerinin plazmidi almalarını istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için uygulanan teknik genellikle sisteme bakterilerin plazmidi almasını sağlayacak bir tür şok vermektir. Ve bu şok genellikle ısı ile olur. Isı şokunun nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyoruz fakat işe yarıyor ve birçok bilim insanı bunu uzun bir süredir kullanıyor. Şurada bir bakteri grubu olsun ve kendi DNA'ları olsun. Bu bakterilerin sahip olduğu genetik materyal. İşte şöyle çiziyorum. Şuraya yazalım. Bakteriler. Bakterileri plazmidimizin olduğu alana koyuyoruz ve ısı şokunu uyguluyoruz. Bakterilerin bazıları plazmidi alacaktır. Plazmidi alınca da şu şekilde görünecekler. İşte böyle. Sonrasında plazmidi alan ve almayan bakterilerin barındığı bu çözeltiyi alarak bakterileri bir plakada yetiştireceğiz. Şimdi bunu çizelim. İşte bakterilerimizi yetiştireceğimiz plaka. Plakanın üzerinde bakterilerin yiyebileceği besinler olacak. Bu çözeltiyi plakanın üzerine koyunca bakteriler büyüyecek. İşte burada bir sürü bakteri hücresi görüyoruz. Hatta bunlar bir nevi bir bakteri kolonisi oluşturmaya başlıyorlar. Fakat ortada bir sorun var. Çünkü söylediğim gibi yalnızca bu bakteriler plazmide almıştı. Hepsi almamıştı arkadaşlar. Yani belki plazmide alan bakterilerden biri çoğalarak şurada bir koloni kurmuş olabilir. Mesela buradaki koloni iyi bir koloni olsun. Fakat buradaki koloni plazmide almayan bir bakteriden üremiş olabilir yani söz konusu geni içermiyor olacak. Biz de sonuç olarak bu koloniyi istemiyoruz. Peki plazmide alan bakterileri nasıl seçeceğiz? Yapmamız gereken şey kopyalarını yapmak istediğimiz genin yanına plazmidimize bir de antibiyotik direnci sağlayan gen eklememiz gerekecek. Artık burada antibiyotik direnci sağlayan bir gen de var şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İnsanlık olarak bu tarz şeyleri başarabiliyor oluşumuz gerçekten muhteşem. Evet neyse devam edelim. Yalnızca plazmide alan bakteriler antibiyotiğe karşı direnç gösterecek. O zaman yapacağımız şey besinlerin yanına bir de antibiyotik eklemek olacaktır. Hemen şuraya antibiyotik yazalım. Evet, antibiyotik direnci genini taşıyan bu soldaki koloni kurtulacak. Çünkü antibiyotiklere karşı hassas olmamasını sağlayan bir gen taşıyor. Fakat bu koloni kurtulamayacak. Besinlere antibiyotik karıştığı için bunlar büyüyemeyecekler bile. Bu çok ilginç bir durum değil mi? Önce istediğimiz genle başladık, onu kesip bir plazmide yerleştirdik. Şuraya plazmid yazmamışız, hemen onu da bir yazalım, ekleyelim. Plazmid, bu plazmid kendine alacak herhangi bir bakteriye antibiyotik direnci kazandıran bir gen içeriyordu. Bu plazmitleri bakterilerin olduğu bir alana yerleştirdik ve ısı şoku uyguladık. Böylece bakterilerin bir kısmı bu plazmidi aldı ve sonra da üremeye başladılar. Bakteriler üretdikçe plazmid de ne yaptı? Çoğaldı. Ayrıca antibiyotik direnci genini içerdikleri için besin ve antibiyotin olduğu plakada rahatça çoğalabildiler. Fakat plazmide almayan bakteriler çoğalamadı. Böylece buradaki koloniyi alarak başka bir çözeltinin içine koyunca bakterilerin içindeki bu genin birçok kopyasını üretebiliriz. Aslında tüm bu süreci çok basitleştirerek anlattım ama sıradaki soru şu. Bu genleri nasıl ve nerede kullanabiliriz? Diyelim ki bu geni üreterek ticaretini yapmak istiyoruz. Mesela diyabet için kullanılan insülin gibi bir madde için. Bu durumda genetik bilgiyi kopyalamak için bu bakterilerin üreme mekanizmasını kullanabiliriz. Ayrıca bakterilerin kendi DNA'sındaki genleri ifade ederken plazmiddeki genleri de ifade ettiğini biliyoruz. Bu da onlara antibiyotik direnci kazandıran bir durum. Bu gen inüsilin geni olsaydı o zaman bakteriler bir sürü insülin üretirdi ve bunlar farklı alanlarda kullanılabilirdi insülinin bu mekanizmadan nasıl çıkartılacağı ve sonra nasıl kullanılabileceği konusunda ayrıntıya pek girmeyeceğim. Fakat tekrar söylemek gerek, bu noktaya gelebilmemiz bile harika bir şey.